Hayatta öğrenmesi en zor şey hangi köprüden geçmek, hangi köprüyü yakmak gerektiğine karar verebilmektir. Daha 7-8 yaşındaki bir çocuktan hayata dair hangi köprüden geçmesi gerektiğine karar vermesini bekleyemeyiz. Onun yerine çoğu zaman ailesi veya onun adına söz hakkı olan kişiler karar verir. Fakat bazen bu kararlar o çocuğun gelecekte geçeceği köprünün akıbetini de belirler. Hele ki çocuk bu kararlardan bir haberse o yolu yürümek onun adına daha da zorlaşır. Bu hafta size daha Beşiktaş minik takımındayken adını tüm ülkeye, hatta dünyanın en büyük kulüplerine duyuran, dönemin yıldız isimleriyle kıyaslanan fakat sonrasında tutunamayan bir ismi anlatıyorum. Bahsettiğim isim Muhammed Demirci. Tutunamayanlar serisinde asla bir futbolcuyu kötülemek ya da yerin dibine sokmak gibi bir niyetimiz yok. Onların arkasından gelen genç futbolcular da bu durumlardan ders alsınlar, aynı hatalara düşmesinler derdindeyiz. Lafı fazla uzatmadan hikayemize başlayalım. Ocak 1995'te Amasya'nın Göynücek ilçesinde dünyaya gelen bebeğe Muhammed ismini verdiler. Demirci ailesi daha sonra İstanbul'a göç edecekti. Küçük Muhammed daha ufak yaşta futbol olan yeteneğiyle çevresindeki herkesi etkiliyordu. 7 yaşına geldiğinde Seyit Ateş tarafından izlenmiş ve ondaki cevherin parlatılması gerektiğine inanılarak önce Gazi Osman Paşa Gençler Birliği takımına kazandırıldı. Yıllar geçiyor, Muhammed 11 yaşına geliyordu. İstanbul'un 3 büyüklerinden Beşiktaş'ın radarına giren futbolcu, deneme antrenmanlarından sonra beğenildi ve sözleşme imzalandı. Muhammed, Beşiktaş minik takımıyla maçlara çıkıyor, yaşıtlarına göre çok daha üst düzey bir oyun oynuyordu. Sadece çalım yeteneği değil, oyunu okuması, verdiği paslar, futbol aklıyla Beşiktaş'ın Maradona'sı olarak lanse edilmeye başlandı. Türk futbol basınında ise Beşiktaşlı Muhammed Barcelona'da haberleriyle ismi duyuldu. Onun Barcelona'ya gitmesine aracı olan Beşiktaş Kongre üyesi Necmettin Çelikan o günleri şöyle anlatıyordu. Muhammed'in temsil haklarına sahip olan Seyit Ateş Bey bana Muhammed'den bahsetti ve birçok kişinin onunla ilgilendiğini fakat Avrupa'nın önemli takımlarıyla ilişkilerim olduğunu bildiğini ve Avrupa'da iyi bir takıma gidebilmesi için yardımcı olmamı istedi. Muhammed'i canlı olarak seyredince Türkiye'de yeterli olmayan altyapı eğitiminde bu yeteneğin yok olacağını düşündüm ve yardımcı olabileceğimi söyledim. Dönemin Barcelona sportif direktörü Şigi Begiristan ile iletişime geçtim. Öncelikle birkaç maçının görüntüsünü izlemek istediler. İki maçını kaydettirip Barcelona'ya gönderdik. Kısa bir süre sonra dönüş yapıldı ve eğer Beşiktaş'ın izni olursa Muhammed'i denemeye almak istiyorlardı, diyordu. Beşiktaş gereken izni vermiş, Muhammed Barcelona'ya gitmişti. Birden gazetelerde, televizyon programlarında haberleri çıktı. Başta da söylediğim gibi Muhammed karar veren değil, alınan kararların sonucuna göre hareket eden kişiydi. Barcelona altyapısında önce kendi yaş grubunda maça çıktı fakat kendi yaş grubu biraz hafif kalmıştı onun için. Ertesi gün bir üst yaş grubuyla maça çıkardılar. Antrenman bitiminde yine aynı şey söyleniyordu. Yarın bir üst yaş grubu ile de maça çıkaracağız. Muhammed'i izlemek için altyapıdaki yaş gruplarının antrenörlerinin hepsi bir aradaydı. Kendisinden 2 yaş büyük grupla antrenmanda oynadığı futbol, kendine olan güveni, tekniği onun beğenilmesini sağladı. Barcelona futbolcuyu beğenmiş, Beşiktaş ile anlaşma futbolcuya da belli şartlar altında ödeme planı sunuyordu. 16 yaşına geldiğinde de profesyonel sözleşme imzalamayı öneriyordu. Her şey bu kadar güzel giderken bir sorun çıktı. Tabii bu konuda Muhammed farklı, onu temsil eden kişiler farklı açıklamalar yaptılar yıllar sonra. Söylenenlere göre Barcelona, Muhammed'in ailesinden sadece bir kişinin Barcelona'ya getirilebileceğini söylüyordu. Küçük Muhammed ya annesinden ya babasından ayrı kalacaktı. Bir de ailesinin ve kendisinin dil sorunu vardı. Anlaşma sağlanamadı. Muhammed ise yıllar sonra şu açıklamayı yapıyordu. Seyit Ateş ile gittim, 10 gün kaldım orada. Çok güzel bir ortam vardı. İmzaların atılacağı gün sorun çıktı ve transfer olmadı. Ailem ile ilgisi yok. Seyit Ateş'e nedenini hiç sormadım. Ben çocuktum ve neyi kaçırdığımın da farkında değildim zaten. Barcelona yine de açık kapı bırakıyordu. Takipte olacağız, gerekli gelişimi gösterirse bonservisi ile alırız deniyordu.
tekrar Beşiktaş'a dönen Muhammed daha o yaşta şöhret basamaklarını çıkmaya başladı. Şöhretin getirdiği parıltılı hayat bir yandan gözlerini boyuyor, bir yandan da omuzlarına ağır sorumluluklar yüklüyordu. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş U14 forması giyerken şampiyon olan takımda Muhammed iyi bir performans gösterdi. Final maçında da 2 gol attı. Bir sonraki sezon U15 takımıyla 17 maçta 10 gol attı. Bu sefer finalde Ankaraspor'a kaybedip ikinci oldular. Mart 2010'da Beşiktaş A2 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Dönemin Beşiktaş yöneticisi Sinan Vardar onun için A2 takımında kendisinden 5-6 yaş büyük oyuncularla neler yapabileceğini görmek istedik. Üstün yetenekleriyle bu açığı kapatabilecek mi göreceğiz. Bir süre deneyip kendisi hakkında gereken değerlendirmeleri yapacağız. Barcelona nasıl Messi'yi yetiştirdiyse aynı modelle biz de Mami'yi A takımı hazırlayacağız. O Beşiktaş'ın Messi'si olacak diyordu. 2009-2010 A2 sezonunda sadece 2 maçta son dakikalarda süre alabildi. Beşiktaş ona güveniyor ve 11 Ekim 2010'da onu 3 yıllığına kara kartala bağlayacak olan sözleşmeyi imzalatarak Muhammed'i profesyonel yapıyordu. A takımla ilk maçını 3 Mart 2011'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynadı. Süper Lig'deki ilk maçına ise Samsunspor karşısında çıktı. Temmuz 2012'de Bielstok ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü attı. Henüz etkili bir oyun ortaya koyamasa da onun yeteneğine inanan Beşiktaş 2013 yılında sözleşmesini 3 yıl uzattı. Böyle anlatınca sanki 30 yaşında birinden bahsediyor gibi olsak da henüz 20 yaşını geçmemiş bir genç futbolcudan bahsettiğimizi unutmamak gerek. Dönemin Real Madrid teknik direktörü Mourinho'nun Guti aracılığıyla Muhammed hakkında sürekli olarak bilgi aldığı haberleri de çıkmıştı o dönem. Bir şekilde ritmini bulacağına inanıyordu herkes. Muhammed'in söylediğine göre Schuster beni çok seviyordu, Messi diye sesleniyordu. Bilic de her yerde benden söz ediyordu. Bana her zaman Modric gibisin, onun kadar yeteneklisin ve onun gibi iyi yerlere geleceksin diyordu. Fakat bir süre sonra Muhammed'in adını futboluyla değil de magazin programlarında haberlerde duyar olduk. Lüks arabasıyla kaza yapması, bir gece kulübünde çekilen fotoğrafının basına sızması futbola odaklanmasını güçleştiriyordu. Beşiktaş'ta bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Muhammed, Gaziantep Büyükşehir Belediye'ye kiralandı 2014-15 sezon öncesinde. Fakat lig daha bitmeden sözleşmesi kulüp tarafından feshedilerek geri gönderildi. 9 lig, 5 kupa maçında forma giydi, sadece 1 gol atabildi. Ardından Norveç'in Rosenborg takımı tarafından deneme amaçlı davet edildi. Fakat Norveç liginin fiziğe dayalı bir lig olduğu ve Muhammed'in fizik kapasitesinin bu ligi kaldıramayacağı açıklaması yapılarak oyuncunun kiralanmasından vazgeçtiler. Küçük yaşta attığı çalımlarla kendine yeni kapılar açan Muhammed'in yüzüne kapılar bir bir kapanıyordu. Yine bir Avrupa ekibi ona talip oldu. Belçika'nın Muscon kulübüne Beşiktaş Muhammed'i bedelsiz olarak bonservisiyle birlikte gönderdi. Sonraki satışın yarısı Beşiktaş'ın olacaktı. Yarım sezon kaldığı takımda maalesef ilk 18'in bile yüzünü göremedi. Teoman'ın sözleri anlatıyordu her şeyi. Ne yaparsa yapsın olmuyordu. Memlekete dönmek belki yeniden çıkış yapmak için çare olabilirdi. Birinci ligin köklü kulübü İstanbulspor'a kiralandı. Benim için bitti gitti diyenleri haksız çıkaracağım. Bana inandılar, şans verdiler. Takımımı şampiyon yapmak istiyorum diyordu ama burada da olmadı. Gerçi kariyerindeki şu an için en istikrarlı performansı da burada gösterdi diyebiliriz. Belki yeniden bir Süper Lig takımına döner diye beklerken tam tersi yönde 3. Lig'de yer alan Erzincanspor'a transfer oldu 2020 yılının başında. Belki daha çocuk yaşta medyanın ilgisiyle nasıl başa çıkacağını bilemedi, belki beklentiler onun üzerinde fazla baskı yarattı ve psikolojik olarak kaldıramadı. Beşiktaş'ın Maradona'sı, yeni Messi gibi yakıştırmaların yapıldığı birçok isim de zaten bu beklentilerin uzağında kalmadı mı? Bana kalsa maç görüntülerimin televizyonda yayınlanmasını istemezdim diyor bir röportajında. Sadece onu suçlamak yerine altyapılarımızın durumundan futbolculara profesyonel olarak psikolojik destek verememekten bahsetmek de gerekiyor. Belki de bu konuyu doğru anlamak için. Muhammed Demirci şu an hala futbol hayatını değiştirebilecek yaşta. 30'una yaklaşan Semih Şentürk'e bile genç diyen biz futbol severler için Muhammed hala genç.
Umarız iyi bir hocanın elinde hayalini kurduğu günlere bir an önce kavuşur. İşte bu miniyi tanıdınız değil mi? Muhammed Türk futbolunun gelecekteki en büyük yıldızı, Barcelona'nın almak istediği, alamadığı Muhammed. O çocuk muhtemelen Alex'in formasını almak istiyor. Değil mi? İsteyemiyor ama Beşiktaş. Ama isteyemiyor. Şimdi alsa da başka türlü sorunlar çıkar ama işte çocuk yani. Alex maçtan sonra bu videoyu izlemiş ve Muhammed'e imzalı bir formasını göndermişti. Muhammed, Alex gibi iz bırakan bir futbolcu olamadı şu an için ama gelecekte neler yapacağını hep birlikte takip edeceğiz. Video sonundaki sorumuza gelince, sizce Muhammed'in kariyerinin sürekli olarak kötüye gitmesindeki en büyük pay kimin? Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.